Fight Digital'da Pound for Pound'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümlerimiz tam gaz devam ediyor. Ben Kerem Akbirek, yanımda Arda Tümer var ve Yücel Toğan var. Abiler nasılsınız? Ee, i̇yiyiz, aslanlar gibi. Ee, güzel bir dövüş haftasını geride bıraktık. UFC Apex'te. Ben iyiyim yani. Boksu boksu da konuştuk da işte ben. Tatilden geldim onları falan. Yanmışsın anladım. ha. Bak yandım, açıyı yandım. değiştirince ben fark ettim. <laughs> Karşısında fark <laughs> etmedin. <laughs> Karşısındayken fark etmedim ya. <laughs> evet yandım ya. Arda abi sen bayağıdır yoktun. Pound ben 2-3 haftadır yokum. Özellikle pound ee, for da yani. Evet yazmışlar da izleyiciler evet. sana abi nerelerdesi falan diye. Öyle ya yani artık bir, bir iki hafta tatil yaptık. Herkes umarım bu yaz mevsiminde hani güzel bir tatil yapma fırsatı imkanı bulur. Kerem'in de biraz yanması gerekiyor gibi geldi bana. Ama sen yanmıyorsun Kerem gitse abi. de yanamaz gibi bir <laughs> yanamaz. Şöyle şey. Şöyle hava şey yanmıyorum ama. abi, kızarıyorum. Ha, ha, ha. Benim tenimin şeyi kıpkırmızı oluyor. O yüzden o, o yüzden güneşten evet, uzak duruyorum. Evet. Bu arada şey Doğan Dilim e, buradaki en beyaz insan olduğunu söylüyordu. Acaba Kerem mi diye ben düşünüyorum yani. Doğal beyaz gibi gözüküyor. Değişiyor benim. Evet. Bazen şey oluyor daha beyaz olduğum oluyor da <laughs> daha beyaz. Değişiyor. Işte... Daha beyaz olduğum günler oluyor ama yani bugün bugün şeyine göre değişiyor. Da Kızarıyorum çünkü olamaz. öyle bir değişiklik var bende. Evet de. ben hafif evet. şimdi kendime bakıyorum daha hafif bronzlaşmış. Güzel şey. kırılmış ya. kırılmış. Aa iyidir hocam hafif böyle i̇yidir, şey evet. iyidir. Yani. Benim hiç öyle bir sorunum olmadı yani hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> Abi başlı UFC'ye başlamadan önce biraz Wimbledon konuşmak ister misin? Wimbledon mı? Yani ne konuşayım? İki hafta anlattık. Içi dışı Wimbledon İki hafta oldu Wimbledon herhalde. oldu. Yani, neyse ki mükafatını evet. aldık final. Öyle bir beraber. final evet. Ee, i̇nanılmaz. Ya Wimbledon konuşsam yağmur. Yani şu abicim yani bu çok kötü bir yönetim diye böyle şey. <laughs> ben başlayayım. Finali final inanılmaz oldu tabii ama yani Wimbledon yönetimi nasıl bir şeydir? Ha, gelenek gelenek diyorlar. Yani ne çatıyı açtığı yer belli, ne kapattığı yer belli. Yani merkez kort 3.30'da başlıyor. Zaten yetiştiremiyorsun. Akşam e, bir de kapanıyor yani çevreden dolayı. Yani Wimbledon deme bana. Hani <laughs> finale ayrı konuşuruz tabii ki. Çok güzel, muazzam oldu. Tarihi bir final, epik bir final. E, Carlitos başladı. Ama iki haftada çektiğimiz bizim Wimbledon'da e, tenis spikerleri olarak ve reji olarak inanılmaz geliriz, zordu değiliz. yani. Zordu. Ya dün arkadaş grubunda maçı izlerken bir Tartışma oldu da hazır seni bulmuşken o zaman sorayım. Tabi. Ee, bu ke şeyin file kenarındaki ahşap şeye işte Djokovic raketiyle vurdu. E, o muhafaza edilen bir şey mi yoksa mesela her sene değiştirilen bir şey mi? Bununla ilgili bir bilgim var mı? Ya tabii ki o. şey falan dedim hani Wimbledon gibi köklü bir turnuva ya. Adam da ona zarar verdi ya tarihi esere şeyden taşa tükürdü. <laughs> bir ceza alır mı gibisinden bir şey oldu tartışma oldu. Ya o değiştiriliyordur yani Değiştiriliyor. ben de çok ayrıntılı bilmiyorum ama yani korta zarar vermek tabii ki hani başka korta da zarar vermek ee, iyi yani ceza gerektiriyor ama bir de merkez korta ceza vermek şey hasar vermek. Kendi yani. raketine de değil bir de yani üstelik yani o şeyin Kort'un bir parçası olan Hı. yani bir de o kadar geleneksel bir turnuva olduğu için de söylüyorum. Yani yok onun o, zaten o kadar yani hoş 150 yıllık bir direkt yani. değildir yani onun, onun şeyi vardır. E, ahşap zaten ne, 150 ağırsın. yıl dayanmaz diye Dayanmaz. Olan evet. çok oldu. Evet. evet. Biz UFC'ye dönelim. UFC'ye dönelim, dönelim da evet. Biraz da. Dövüş gecesi... Ama yapıyorlar. bir vuruşla geçtik mesela Jokovic'in. <laughs> <laughs> evet. Onu da şeyle geçtik. bağladık değil mi? E, bunu da böyle bağlamış olalım evet. Dövüş gecesinde e, ana maçtan direkt başlayalım. Mayra, Bueno Silva, Holly Olmu mağlup etti. Yani aslında dövüş ka kartı ilk başta genel olarak dökecek olursak isimlerin biraz ön planda olmadığı ama bitirişlerin daha fazla olduğu. Yani yine seyir zevki olarak hiç de fena olmayan bir karttı açıkçası. Bence gayet iyiydi. Gayet yani. iyi isimler yani böyle insanı cezbeden isimler var karta ilk baktığımda. işte Jack della Madalena zaten. E, Otman Azayitar'ın patlayıcılığı falan her zaman hani seyir zevki yüksek bir dövüşçü. Albert Durev'i şey yapıyoruz. E, hoş yenildi ama. Nazım Sadikov. Nazım Sadiko. Teriz McKinney de hakeza yani o da hani patlayıcı. Yani Azerbaycan'dan izleyicilerimizin de e, yorumlarda da bahsettiği daha çok Tofik'ten tabii ki bahsediliyor evet. ama Nazım Sadıkov da yine Hı -hı. E, o dövüşçülerden biri muazzam kazandı. Evet çok iyiydi. Evet, oraya da değineceğiz zaten. Hı -hı. Biz ana maçtan başlayalım. Eee artık ana maç devri bitiyor, bitti mi diyebilir miyiz yani? Çünkü Hiş. hala 41 yaşında ve her seferinde UFC ona ana ana maç vermekten çekinmiyordu. O konuda isim olarak güvendiği bir isimdi. Ama bu sefer biraz daha kötü kaybetti gibi. Ben Holly olma her zaman savunurum aslında. Ee, ama dediğin gibi yani hani çok kötü kaybetti. Ya ana maç gene verilir mi verilmez mi hani karşısındaki rakibe göre değişir. Bana kalırsa Holly Holm her zaman e, yani ilgi çeken dövüşçülerden biri. Fakat hani yayında da söylediğim aslında o kaybetti diye geçen Ketlin Vieira maçıydı galiba. Hı hı. Onu da bence kazandı. Yani dört maçlık bir galibiyet serisindeydi bana göre Holly ve kemerde alabilecek 41 yaşında da olsa o seviyedeydi ama çok kötü yenildi artık. Evet. Kemer noktası tam bir çıkmaza girdi bence Holly Holm için. Yani ben sikletin kısırlığına güveniyorum biraz açıkçası. Holly yeniden bir kemer zorlayabilecek bir pozisyona gelip gelememesiyle alakalı. Sikletin kısırlığından dolayı bir galibiyetle bundan sonraki bir galibiyette ne oluyor? altı maçta 5 galibiyet evet. almış oluyor. Yani böyle değerlendirilip tekrar bir kemer maçı. Yani ulu ulu. önünde 41 yaşında bir dövüşçünün iki maçı varsa e, Holly Holm için aslında uygun diyebiliriz. Hani bir galibiyet Gene ve bir olabilir. kemer denemesi. Alırsa da bırakabilir. Hı. Başarısız olursa da bırakabilir. Zaten ispatlayacak bir şey kaldığını da düşünmüyorum ben bu saatten sonra Holly Holm'un. E, dolayısıyla yani bu maç yani dediğim gibi sikletin durumundan ötürü çok bir şey ifade etmiyor bence. Yani yine top seviyede rankinglerde üstlerde biriyle dövüşüp ondan sonra 2024'te de bir kemer denemesiyle, kemer challenge'ıyla kariyerini noktalayabilir. O. Veya noktalayıp bir de fizik olarak da iyi. Kendine de bakan atlet bir dövüşçü olduğu için bilmiyorum belki buradan şeye geçer. Yani Masvidal'in boks şeyine geçebilir. Bilmiyorum yani Knuckle'a geçmez ama yani geçebilir başka organizasyonlara falan da geçebilir bilmiyorum. Yani olabilir. Bırakacak gibi durmuyor yani. Bisiklete bakıyorum ben işte. Hı hı. Ee, abi yok yani Amanda gittikten sonra yani bu şampiyon olur ve sikleti böyle alır götürür diyebileceğimiz biri yok yani. Juliana Pena çok fazla konuşuyor tabii ki burada bu Silva da Silva'da e, laf attı. Evet. <laughs> Pennington'la ikisini aynı gece döverim diye. Yani Juliana Pena çok iyi bir dövüşçü diyemeyeceğim. E, çok iyi bir savaşçı. Hani bu manada hani kemeri alıp koruyabilir. Ama işte Amanda gibi e, büyük bir dominasyon yaratacak bir şey yok. Yani siklette bir isim yok görebildiğim kadar. Yani Penya da kemeri alır, kaybedebilir sonra. Atıyorum Holly Holm'la maç yapar. Holly Holm kaybedebilir. Dediğine o yüzden katılıyorum yani. Holly Holm hani fikrimi değiştirmek gibi de olacaksa olsun öyle de olsun. E, yani zor şu saatten sonra ama sikletin boşluğundan dolayı evet belki olabilir yani bir kemer maçı da ama Holloway tecrübesinde birinin de bu çokla hani bu şekilde olmamalıydı ya yenilmesini evet. hani tellere ittirirken clinch pozisyonunda böyle bir ninja choka yakalanıp böyle bitirilmemesi tabii hı hı. hani onu talep ediyorsun hani Holy Holm tecrübesinde birinden hani böyle bitirilmesi kendi de bence o iç eleştirisini yani maçtan sonra sürekli kafes içerisinde yürümesi hani o gerginliğini o kendine kızgınlığını da gösteriyordu. bence o içinde ateş hala var. Yani bence dövüşmeye devam edecektir hani bu mağlubiyete rağmen. Dediğim gibi yeniden tekrarlayayım bisikletinde durumuyla hani şeyi konuşabiliriz. Mayro Bueno Silva'nın geleceğini konuşabiliriz. Evet, Kemer öyle. maçı Doğruç. hani nereye gider? Potansiyelini nasıl görüyorsun? Gelişme kaydedebilir mi? Hı -hı. Vesaire gibi sorular, hani ben sorayım size. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bir, sordu, anda moder ya bir anda, yani. <laughs> anda moderatör ol. İki dakikalığına aldın hemen. İki dakikalığına moderatör ol. Ya ben onun geleceği için çok net diyebileceğim bir şey yok ama sizin de bahsettiğiniz gibi sikletin durumu hani öyle bir durumda ki herkes herkesi yenebilecek konuma geldi. Mesela Pennington'un kemer maçı için konuşuluyor ama abi sen de yayında söylemiştin Oli Olmull'un iki kez mağlup etti daha önce. Yani. <laughs> Bir kişi çıksa bir sonraki maçı kaybedebilir. Yani uzun bir süre böyle sürekli kemer değişiklikleri görebiliriz. Bu çünkü şeyde de olmuştu. İşte Ronda Rousey kaybettiğinde de böyle üst üste kemer değişimleri olmuştu. Ki Amanda Nunes gelene kadar. Evet. Ya orada şey işte Holly Holm yani Misha Tate'den o reenacted çok iyi yemeseydi. Bence evet. bir süre yani götürürdü şampiyonluğu. O çok kötü oldu. Evet. Ondan sonra da bir daha işte Amanda dışında iflah olmadı aslında siklette. Ya burada düşünemiyorum ben. Yani Juliana Penya'di bir yere kadar da... Raquel Pennington... UFC şampiyonu... Ha, dövüşme biçimine bakıyorum falan. Ne bileyim yakıştıramıyorum hmm. diyeceğim. Hani Ağır konuşacağım ama... Karnesi yani, de bir şampiyon. O seviye... Evet ya. Yani o şampiyon... Seviyesinde bir... Performans hiç görmedim ben de Rocker Pennington'dan. İşte yani. Amanda ile Neyse. Kemer maçında karşılaştı. Darmadağın etti çok, Amanda çok, çok yani. Komşeci. Yani böyle dayak yemiş birinin... Şimdi Kemer... ...maçına çıkacak... ...olması falan garip ya. Yani. Ben şeye güveniyorum biraz. E, MMA'nin <laughs> yaşıyla... ...birlikte... E, ...hani şu sıralar artık... E, ...all around işte... ...Ronda Rousey'lerden... E, ...başlayarak... E, ...ne bileyim... E, ...Gina Carano'yla falan başlayarak... ...o genç yaşta... ...izleyip şu anda... ...20-22 yaşında herhalde artık... ...ümit ediyorum bu arada... ...Bantam'da... ...çok gelecek vadeden... ...şu an bizim henüz bilmediğimiz belki başkalarının bildiği Invicta da orada burada vesaire hani bir altın çocuk bir altın yetenek mutlaka vardır ve bir anda fotoğrafın içine girer yani MMA'de çünkü biz bunu evet. sık görüyoruz biliyorsun yani. Bir, bir anda bir short notice bir şey oluyor. 6 ay yani hiç esamesi okumayan biri bir geliyor. 6 ayda iki rakip yeniyor. 3. maçını bir 6 ay daha sonra yeniyor. Hop bir bakıyorsun ya bu ne kadar iyi bir dövüşçü vesaire evet. diyorsun. E, Talia Santos öyle oldu mesela yani biliyor muyduk Talles Santos yani, Valentina Shevchenko ile kadar. Ben neden. şu anda siklete bakıyorum. İlk 15'e yok abi yani. Hani isimlere burada şey işte son o maçada Deniz Chelsea Chandler'dı galiba. Ronda dönecek falan filan gibi bir Hı -hı. mevzular yaptı. O 145 için dedi onu da yani. Ya yani 135'e dönse, Ronda dönse yani şu ortamda yani şampiyon belki olabilir, olabilir bu arada. arada yani. Ronda razi Hani Siklet'e de bir heyecan de gelir. 145'i zaten kapatacaklar herhalde de. Evet. 135'e gelse şampiyon olabilir gibi geliyor bana. Yani hani... çok uzun zaman aradan sonra bu hafta işte bir e, 145 izledik değil mi? Yani Norma, Dumont, Chelsea, evet. Chandler. İzler yani. miyiz hocam? Yani, yani bundan... ne zaman izleriz değil mi? Megan Anderson da bıraktı. Yani gereği var mıydı evet, bunun da bilmiyorum. Zaten Amanda şampiyon, değil mi orada hala? Yani. Yok şampiyon işte. Artık yok, işte. yok şampiyon da yani. Yani sikletin sıralaması yoktu artık şampiyon da yok. Yani Mesela hani o vacate edilen kemer için bırakılan kemer için kim yani ona bir maç ayarlanacak herhalde. Yok siklet yok, kapatılacak ayarlanmaz herhalde. ayarlanmaz mı? Belki. Değil mi? Kapatılacak Aynen. herhalde. Yani. Ya o konuda biraz karışık. Zaten kim için açmışlardı ya sikleti? Cyborg için Cyborg. açmışlardı? Cyborg'da yapacağı maç evet. için açmışlardı. Evet. Yani kadın bisikletleri biraz karışık, onun için daha maçların açıklanmasını evet. bekliyoruz ama yani... yani bu kadar etki olacağını düşünmemiştim mesela hani Amanda tamam bıraktı, abi inanılmaz bir boşluk oldu ya evet. yani bir bisiklet tamamen kapanacak ikinci bisiklette kim şampiyon olacak belli değil şampiyon olsa bile hani gerçek şampiyon olarak görülecek mi belli değil ya iki bisiklet böyle birbirine karış, acayip böyle bir yani Amanda'yı çektin oradan böyle bir evet. kara delik gibi <laughs> çöktü yani. Aynen. Amanda aktifken bir Amanda'yı yenmek için e, kendini geliştiren ve bu motivasyonla çalışan bir dövüşçünün öne çıkması da yani sportif anlamda bu şekilde kendini yetiştirmesi falan da daha olasıydı da şimdi bıraktı. E, kemerler de ortada yani kimin şampiyon olduğu belli değil. Alttan Hı. gelen sporcular için de zor yani. E zor herkes kemer maçı istiyor ve alabilir Al yani. Şu ortamda de. evet. Mayra Boya Silva'da. ...Juliana Peña'ya değil mi... ...meydan okudu. Evet. Ee, Herhalde öyle bir maç olur gibi bir geliyor geliyor. Yani. Raquel Pennington, Peña'dan daha iyi bir maç... Pencindir. ...bana kalırsa. Pennington maçı kesin mi? Ya Pennington yedek dövüşçüydü... Hmm. ...o kartta, Aldana şey kartında... Evet. Hmm. E, ...Amanda maçına... Hmm. ...o yüzden Pennington ismi bu kadar... Hmm. ...dillendiriliyor. Dillendiriliyor. Ya Pennington da iyi, iyi... ...dövüşçü diyelim. Hani yeniliyor sınır maçta... ...sonra geliyor gene bir beş maç kazanıyor falan... ...hani... Az önce harcamış gibi olabilirim ama yani böyle bir gerçek şampiyon gibi göremiyorum. Çünkü Holly Holm'a ilk kez yenilmişsin. Amanda seni darmadağın etmiş. Ee... Başka yenilgilerin de var canım. Başka yenilgilerin de var. 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 Bu karnesi bu arada çok kötü o, yani ben onu hatırlamıyorum. Onun, yani yakın birbirine Onun üzerinde, yani. Onun üzerinde mağlubiyeti olabilir. Ben hatırlamıyorum ama galibiyetle mağlubiyeti birbirine bayağı yakın. Çok fazla mağlubiyeti var evet. Öyle bir şampiyon çıkması ilginç olur gerçekten öyle bir bisikletten yani. Ya bu Enes Silva mesela bitirişçi, gösterişçi, evet. bonusları alıyor. Evet. Hani güzel kemer maçında ben görmek isterim bu Enes Silva'yı. En azından heyecanlandırır yani bizi. Ha, aynen öyle. Yanına maç alıp geçelim isterseniz. Geçelim tabii. tabii. Oradan güzel çıkamayız ya Jack Delana, Delana biz sonunda kendine bir rakip buldu. Yani bir hafta içinde üç farklı rakip oldu. diye düşündüm Ama gerçekten çok. sert bir kayaya çarptı diyebilir miyiz? Yani Çünkü Kesinlikle. zorlandı. Bayağı zorlandı. Yani biraz kardiyo <laughs> hali hazırda bulunsa Afez'de bence daha da sıkıntı. Ya zaten ayrık kararla gitmedi mi? Aynı evet. Kararlı. Yani biraz daha Almış kardiyosu da olabilir olabilirse ki yani o bile tartışmalı bence de biraz daha çünkü ikinci raundun ortasından itibaren Afes ağzı açık artık yani şeyi raundu tamamlayabilmeye bir, o, o kadar artık nabız o kadar yüksek olunca da bir anda şeye geçiyorsunuz hani survival moda geçiyorsunuz yani O yüzden istediği şeyleri de yapmakta zorlandı kardiyo problemi sebebiyle maçın ikinci yarısında. Yapabilse ki yani güçlü, gücünü gösterdi Magdalena'ya karşı. Yani gösterdi. E, ya Zaten kiloyu yapmış olması bile tartıyı yapmış olması bile büyük iş. Yani 4 gün evet. kala maç kabul ediyorsun sen. E, bir de geliyorsun 15 dakika bu maçı çıkarıyorsun. Yani galiptir bu yolda mağlup gibi bir durum var. Fiziği de kas tutan yani su tutan bir şey. o Kilo kesiminin çok kolay olduğu bir vücut gibi de durmuyor yani. ...çabuk, çok fazla verebilip, çok fazla şişebilen ama bunu yaparken de vücudunu hırpalayan bir şeyi var sanki. Kaslar çünkü şey, yani yuvarlak şişik yani kaslar. Böyle ince, ince bir yapısı yok yani. Jack Maddalena Mad 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 gibi değil yani vücudu. Onu demek değil istiyorum. de orada şöyle bir durum var. Adam bir hafta içerisinde iki kez kilo kesti. O, o, o da var. Bence performansını etkiledi bu. Yani kilo kesmenin kendisi zor. Bir de bir haftada iki kez kesiyorsun. Çok zor bir durum. Biraz performansın bunun etkilediğini düşünüyorum. Ama rakipleri açısından da e, iştahlandılar. E, çok sert vurdu gene. E, yıkamadı e, Hafiz'i. Vücuda çok iyi çalıştı. Evet. Vücuda, Vücuda çok iyi çalıştı. çalıştı Buradaki durum şey, yani seviye yükseldikçe Delema Delena'daki defolar gözükecek mi acaba gibi bir şey oldu. Yani çok rahat tek yedi biraz bir de, kilo kesmeye de bağlı olabilir tabii ama o. tercihleri falan da tek alırken kötü sürekli giotini denedi diyor. yani pingi çok kötü oluyor olmaz evet. oradan giotin ama yine de almaya çalıştı. her seferinde giotin denedi tek alırken yani hafız direkt garda atladı o giotinden çok rahat bir şekilde ben de şaşırdım yani bu kadar o hata yani, yani. bir grappling'i var demek gibi geldi bana. Ama mesela sonda bir tekland denemesinde Kimura'yla çevirdi onu. O Hı. bayağı iyiydi bence. Ama bir tek o, o konuda. Ama işte rahatsız. sonda yani hafizde evet. de yani enerji kaldı yani. O da zaten evet. yani. canı canı çıkmıştı adamı zaten. Abi burada şey Şambredi gene istedi. Evet o da. Öyle Maaştan yani. sonra. Ya yani Brady bunu yere alırsa yalnız. Eğer bu <Gülüyor> şekildeyse <gülüyor> grappling seviyesi bu şekildeyse işi kolay olmayabilir. Eleme yani. yani yaklaştırırsa... yani Ben çok seviyordum boksunu falan hani vurduğunu yıkıyordu. Evet. Fakat bu maç büyük soru işaretleri yarattı bence. Yani o da hani şey, rakip şey potansiyel rakipleri konusunda heyecanlandırdı. Artık hani en böyle gözde şey olmasından hani yenilebilir olduğunu göstermiş oldu aslında. Evet yani... Ama Basil'in çene de sağlam, sağlam çıktı evet. ya. Yani sağlam. O zaten boyun kaslarından falan belli Basil'in bu arada yani. Ee, Sevindim ona da. Ya. Yani UFC'de kalacak bence de. Yani. Çok iyi Kalmış. oldu. Abi 15 yaşında annesi kanserden ölmüş. 18 yaşında babası kanserden ölmüş. Çok acayip. Hikaye. Ee, işte sokakta çatışmalar bilmem ne. Hapis dönemi. Yani güzel gene hayatı kurtarmış bence yani. yani. Bence de net kontratı kapar Hatta e, 50 bin dolara da kaptı. Gece gece ne oldu? Aynen. Onun altında performans bonusunu Boyan bueno Silva almıştı. Bir de şimdi bir sonraki bahsedeceğimiz maçta Francisco Prado Otman Azaytar'ı mağlup etti. Yani Otman Azaytar ilk geldiğinde UFC'de bayağı bir e, geleceğin süperstarı gibi olabilecek bir gözle bakıyordu insanlar. Ama hani Prado gibi bir genç bir dövüşçü şok etti diyebiliriz evet. yani. Azaytar önüne geleni yıkıyordu değil mi? Çok acayip patlayıcı. İki ya da üç tane ilk Eller, Sert Eller çok bunlar. ağır sert nakaltlar falan. Şeyden sonra bu UFC'den kesilme, geri alınma mevzularından sonra bir. O çantadan sonra. O çanta mevzusundan sonra bir bir şeyler olmaya başladı yani. Zaten üst üste iki tane e, mağlubiyet aldı değil mi? Ağır. Evet. Ağır, ağır mağlubiyetler. E, ama ben Francisco Parado'nun yani sert bir dövüşçü, dayanıklı bir dövüşçü sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyordum açıkçası. Şey, 21 yaşında yani. 21 yaşında yani. 2002 yani daha da akla oturmasını <laughs> öyle şey, şey yıllar mı? falan verme ben. <laughs> <Kötü> hissediyorum yani <laughs> ben bile kötü hissediyorum Benden de küçük yani düşünüyorsun. Sen kaçtısın şey. ya? Ben 99'luyum. Sen abi. de kendini <gülüyor> küçük <gülüyor> hissetme <gülüyor> kardeşim <gülüyor> artık <gülüyor> ama. ya. <laughs> Ayıp yani. oluyor burada. Yani. Olsun yine de. Prado <laughs> <laughs> ee, şey ama şöyle bir sıkıntı var. Tabii bu maç hafif dedi 70'teydi. Evet. E, maç sonrası şey dedi. Yani performans enstitüsünde UFC'nin welter siklet yapmasını önerdiklerini söyledi. Welter'e çıkacak galiba. Hmm. Yani fiziği welter'e ne kadar ufak, yeter? Ufak küçük kalır gibi geliyor ben. bana da. Mesela bizim bahsettiğimiz daha önce yorumunu yaptığımız bir dövüş vardı. anda. değil mi? O, hmm. o da hmm. welter'de ve hmm. kocamandı. Yani onunla evet. mesela hmm. karşı karşıya geldiğini düşününce. Bence hafif siklette de devam etsin. Yani çok da zorlanmadıysa kilo kesiminde bilmiyorum ama bence. Yani is, 21 yaşında bir herhalde. kere zaten mutlaka evet. vardır ama yani. Ama gelişecek ıı, illaki welter e çıkması gerekecek bir evet. noktada yani, evet belki ondandır. Ama çok iyi galibiyet. Evet. Evet. Ama bu gençler işte komple geliyor yani çocuğun yer Her şey var. var. Ayakta da var. Yani yani güreşle başladı, güreşle ve başladı. Dönen dirsekle indirdi yere. Evet. Ya yani dirsek çok şey değildi mesela. Hani biraz yavaş geldi gibi geldi bana. Bana da. Ama abi. yedirdi Kesinlikle, yani. Bayağı da kesmiş yani. Evet. Bir anda uçuldu kafasının arkası. Ama yani dönüşü şey değil yani. Evet. Bir seri değildi. Ama yedirmesi Biyakalı. ilginçti. Daha önce de denedi aynı bir şeyi. Hı -hı. Bir önceki roundtaydı sanırım. Zaten ilk roundta bitti dövüş ama maçın başlarına doğru. Azayter'dan da olmayacak herhalde artık. Ya bu yok ya. Sonra zor. Bir ara Paddy Pimplet istiyordu onu. Belki isterlerse yapsınlar yani artık. da karara kalan maçı yok. Yok yok hepsini o, evet. O altı sabmişin altına kaldı. Evet güzel. Çok iyi yani. <laughs> e, Geliyor. Evet bakalım. Yun e, Yong Park Albert Durayan maçı. Bu da keyifli bir maçtı bayağı sürdüğü zaman bakımından. Albert Duray bir önceki maçını da kaybetmiş miydi? Hmm, Yanlış mı hatırlıyorum? Ben de kaybetti diye hatırlıyorum. Ay, ben de kaybetti. E, yine böyle dövüşüp kay çünkü iyi başlamıştı. Bu maça da iyi başladı. Yani bu ilk roundda gerçekten Yon fena dışında, değil de ortada. birler çok iyi veya parka karşı yani ellerini yani çok iyi vuruşlar buldu ama bence de sertti yani. Yani Young Park da hiç Yok, vallahi değil. İki önceki maçı. Ha da. iki önceki maçı. Ha Joaquin Buckley. Sonra Chidi Enjukani'yi yeniyor. Ha Enjukani. İyi galibiyetleri var gerçekten. Yani hiç ben Albert Durev bir ma... yani maçı bir şekilde kontrol eder. E, güreşi de var. Şey yapar falan dedim ama. Hı. Park yani o cebiyle. Zaten ama park maçın hep başında. Aynı. Evet. Cep. Yani ilk round biraz rakibi oynuyor Park'ın maçlarında. Sonra yıkıyor abi yani hani enteresan Hı. bir dövüşçü o yüzden. Öne sürekli Dayanıklı. ittiriyor. İttiriyor. Herhalde yaktırıyor. biraz şey yaptı yani geri geri dövüşmekte, ayakları geri giderken dövüşmekte Albert Durue herhalde Hı. biraz zorlandı. Çünkü ikisi de ilk roundda şeyle, kurucu vuruşla, birkaç alçak tekmeyle mesafe kontrolünde birbirlerini yokladılar. Durayev ama bir el üstü falan filan bir iki vuruş buldu yani. Bir yerden karşı, çok iyi yakaladı. Park'a karşı bir iki kez yakaladı. Hafif sarstı ama yeterli olmadı. Sonrasında da çözüldü Durayev yani. Evet, ben şeyde çekindim biraz. İlk roundun sonunda bir giyotine yakaladı Young hmm. ama evet. olmayacak gibiydi. bayağı fazla sıktı yani orada. Acaba bir enerjisinden orada sömürdü mü diye. Park'ın eforu görüp Durayev'in dönüp şöyle <laughs> Hiç evet. çok güzeldi <laughs> Hiç şey yapmadan yani hiç umursamaz bir şekilde bir sıkıntı yok dişi. Acaba orada enerjiden kaybetti mi diye düşündüm ama yok daha da iyi geldi ikinci randa. Özellikle hani indirirken ki o dirsek kombinasyonu çok güzeldi yani o evet, evet. yere indiriş falan. bir Bu noktada şu o e okey işaretine şey yapınca bir demin konuştuğumuz maça dönelim o Otman Azaytar da. Ee, sürekli vuruş alıp hakeme bu konuda itiraz ettiği için şimdi aklıma geldi. Ben sana böyle yaptım. Niye durdurdun dedi hakeme. Ha, sen boğulmuyorsun ki. Sen vuruş alıyorsun. Adam sana sürekli vuruyor. Hı. E seninle kafa gidip duruyor. E sen hiçbir şey yapmıyorsun. O vuruşu engel. Sen okey yapacağına vuruşu engelle değil mi? Yapman gereken şey o değil mi? Hı. Yani sen vuruş alıp kafan giderken okey yapsan ne olacak abi? Boğulmuyorsun ki yani. O Onun hakeme itirazını ben biraz yersiz buldum. Çünkü bayağı İtiraz etti hakemi hatırlıyorsunuz. Bence de yani azaytar. yerinde bir karar. Yani. Bence de. Bir bence şeye takıldım şey. sadece. O kadar hani, sağlam darbe aldı. Tam orada bitir bitirebilecekken tam puşkik attığı şey Azaytar. Tam uzaklaştığında hmm. bitirdi yani. yani daha işte önce bitirebilirken yani. daha geç sağ, bitirdi. Saçlar yani. böyle etti evet, ya. Yani. Yani, yani. Zaten önce, yok, bitmişti. Yani. Önce sen kafana sürekli gelen darbeyi engelleyecek veya engelleyecek şekilde ellerinin orada olduğunu gö hakeme göster ondan sonra şey yap. Tekme at diye düşünüyorum ben. Ne bileyim yani. O o o evet. kadar vuruş alırken elinle okey yapman bir şey ifade etmiyor gibi geldi bana. Evet. Bir sonraki maçımızda Norma Dumont, Chelsea Chandler'ı mağlup etti. işte 145 pound'un belki de son maçıydı şimdiye kadar. <laughs> Ve o, o sahne herkesin aklına geldi. Evet, yani, bir kovalamaca sahnesi oldu. Kendisiyle de dalga geçmiş bayağı bakın evet, sonra. 70 mü? DCE cevap şey yapmış. ...DC ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum demiş ya. Yo daha önce oldu. Oldu. Bu öylesi olmadı şey, ama ya. Oğur ya hep yapar bu hmm. buna yakın ha, şeyleri. Mio Çiçe çok böyle. yapmıştı. Kim? Mio Çiçe yapmıştı. Ha Mio Çiçe. hep yapar yani. Kaçıp böyle bir kafesin ortasına gelir. Ee, Chelsea Chandler'a DC... Oğlum, böylece... Baya <laughs> baya bir şey ya. Hani kafes yokmuş da ormanda <gülüyor> arkasına <gülüyor> bakmadan... <gülüyor> ...kaçıyormuş gibi oldu. Şey... ...DC işte ben hayatımda böyle bir şey görmedim deyince... Ee, şey Chelsea Chandler Instagram'ına şeyi koymuş. Ee, John Jones DC iki maçında e, tekmeyi yedikten sonra DC bir geri geri gidiyor ya kafese Hı. kadar düşüyor. Ama arkası dönük değil. Ben sana katılmıyorum deyip o görüntüyü koymuş şeye. Ha bu arada DC seni çok seviyorum falan filan demiş. Ee, ve böyle internette her şeyde şakayla karışık cevap vermiş Chelsea Chandler. Abi versin ben sabah yani bakabildim tabii Twitter'ı açtım. <laughs> Her yer <Evet. gülüyor> Chelsea Chandler'ın o koşuşuyla ilgili çok memlerle acayip. dolu yani çok acayip. Bu arada Fiziye Bobby Green maçında da olmuştu. Evet, Onlar olmuştu. Böyle ufak eğlenmişti biraz yana doğru kaçıştı Hı. o. Evet. Ama bu şey işte hani kafesi e, dönerek e, Kaçmak ayrı bir şey işte o verimi yaptı hmm. Abi kafese doğru kaçmak <laughs> evet, evet. O inanılmaz Kaç, bir şey Kafese yani. orada tosladı yani ya tosladı. Direkt, Aynen <laughs> kafese tosladı komikti gerçekten <laughs> Anam anam nakat olacağım diye böyle <laughs> Evet. Yani maçta olmadı da... da bu arada nakat olsa, olsa Sağlam yani. zaten yani Belli çene falan da sağlam Ama hani teknik anlamda Norma Dumont bir tık daha tecrübeli Chelsea da hep o solu aradı yani Bütün maç o solu aradı yani. De. Abi yani ikisi de şey dedi ya. Yani sikletin kapanmamasına neden olacağım falan. Hani bu şekilde konuştular. Kapat abi. Yani o videoyu <laughs> gördükten <laughs> sonra. <artık. gülüyor> yani şimdi ne yapacağız abi? Norma Dumont kemer için mi dövüşecek şimdi? Yani UFC şampiyonluğu <laughs> için mi dövüşecek? Kimle dövüşecek? Ki? Kimle dövüşecek? Yani Megan Anderson ESPN yorumculuğundan geri dönüp kemeri mi alacak falan. Kimle dövüşecek? Yani böyle? ben 135'e şey yapamam abi. 155 yok. Amin. Ben en iyisi Meghan, Bu işin kamera arkası tarafına geçti. abi yani Hı -hı. şey yok da Megan'ın yenilme biçimine bakıyorsun. Tabii tabii canım. Yani ya dövüş. Yani derim ben hep arada böyle yani hani Megan dövüşü bırakmamış. Dövüş, dövüş Megan'ı bırakmış yani hani. Evet. Seviye farkı işte. Yani normalde Mount 135'e inerse belki bir şeyler yapar. Abi yani. zaten hmm. vücutlara bakıyorsun. Yağlı yani hani bunlar evet, aslında 135 145, 145 değiller ya şey değil. 135 Norma Dumont. Yani Chelsea Chandler'ı bilmiyorum da Norma Dumont 135'ti. Chelsea Chandler biraz daha iri. Evet onu kesmesi zor. Norma Dumont net 135. Yani. Evet yapabilir. Ee, anakart'ın açılış maçında bizi heyecanlandıran belki de en heyecanlandıran maçtı Nazim Sadikov Azerbaycanlı dövüşçü. Mekkini iyi mağlup etti. Hem de çok güzel mağlup etti. Yani Tennis Mekkini gibi bir e, kişi de Hani ben geçen programda da bahsettim çok çünkü isminden bahsedilen bir kişi tam artık Hı. şu an bayağı bir düşüşte ama Hı. yine de ilk roundları olarak Hı. bir çok korkunç bir dövüşçü. Evet evet. Yani ben Değil de mi? ben evet. tenis ile alakalı daha fazla bir midim vardı. Benim de. Ee, UFC'ye geldiğinde gördüğüm şeyden biraz daha başarılı olacağını düşünüyordum. Ee, ama öyle olmadı tabii ama Nazım'ın da hani performansını şey yapmak lazım bir ilk round biraz şeyi zorladı. Ee, çok ama çok iyi savundu ama ilk round'da da. Çok, evet. çok iyi savundu. Ondan sonra da zaten baskısını kurdu Terence McKinney üzerinde. Ama ben şeyi anlı kabul edemiyorum ya. Abi o el orada nasıl kalır? Ya, ya, ya o el tesadüf orada tesadüf mü? Evet. Gördüm gördüm şey değil. Ama yani onu alacaksın yani. Onu alacaksın Hı. ki hani çok şey bitti. Ben hiç öyle bir bitme Grand panda solda elim kaldı hani. zaten kapanacaktı belki de ve bitecekti hı. ama hani sol eli çıkaramadığı için o pozisyonda tap pozisyonda tek kolla dövüştü. <laughs> tek kolla <laughs> şöyle yapıp hani böyle bir bitiriş hiç görmemiştim yani. yani çok şey, acayip kaldı hela. O arada. ne maç sonunda bir kısmı anlayamadım o yüzden de çeviremedim hı. yani. Dağıstanı handcuff, yani Dağıstan kelepçesi. Hı hı. Ee, tabii ki bu değil ama bu, buna da bir isim vermek lazım evet, kolorda kalınca şey. yani bu arada e, round arası Ray Longo'yu da Ray Longo çok iyi lazım. Ya. evet yani artık sen sinirli falan değilsin ya senin biraz adama kızman gerekiyor yap şu işi evet. falan filan diye ve hemen çıktı işi bitirdi Nazım da evet. çok iyi bir coachingdi yani ki Ray ben biraz artık hani yaşından da ötürü biraz ...arkayık bulurum Hı -hı. bazen ile işin çok böyle rakivari köşede konuşmalar falan bazen de yani biraz daha teknik şey bekliyorsun ama Ray Longo hakikaten dövüşçüsünü dövüşçüsünü de tanıyor ve yani neresinden kanına dokunacağını biliyor demek ki Nazım da ikinci rantta işi bitirdi. Gerçekten çok iyi bir takıma sahip yani bütün takım arkadaşları da yükselişte e tabi canım Merap'la Mer antrenman yapıyorsun, Alco'yla evet. antrenman yapıyorsun değil mi? Evet Nazım da yani uzun süredir Amerika'da evet. Hı -hı. benim anladığım. Ee, yani İngilizcesi falan da çok iyi zaten. Ve 9 maç oldu. Arda arda dokuz galibiyet oldu. Ee, bizim için de heyecan verici. Keyifli. Yükseliyor. Nazım i̇yi maçlar verecekler ben Nazım'a diye düşünüyorum. Madison Square Garden'da dövüşmek istediğini söyledi. E, tabii evet. New York olduğu için işte, kamp. Hem, 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 hem ev sahibi sayılır yani be. hem de... Bir hani Azerbaycan desteğini de arkasına alırsa yani mutlaka. Evet, çok fazla bir şey olur. Türk nüfusu da gider o Aynen, karşılaşmaya mutlaka. zaten. İzlenir yani izletir bence. Ha şey de değil yani hani kazanmak ayrı bir şey bir de iyi kazanmak. Evet. Ayrı bir, yani iyi kazandı yani Nazım evet. Sadıkov. Önemli Kesinlikle. olan bu. Hani şey göz dolduran bir şekilde kazandı ki yani işte UFC'de zaten MMA'de bu önemli. Daha iyi rakibi alabilmeniz için işte bir sonraki maçı sıralamadan olabilir bence. Sıralamadan birileri. Bakalım alt karttan yani çok fazla bir notumuz yok ama şey bir küçük bir not aldım. Bir tane sakatlık çok kötüymüş çok kötüydü ya vermeyiz zaten. Deneway bunları kaçırmıyor zaten. Kaçırmıyor. Ya o şey yani bu modern gladyatör dedikleri hani sporu pazarlama üzerinden onu ne kadar zor bir iş yaptıklarına binaen hani böyle şeyler paylaşıyor White genelde. Genelde röntgen paylaşır dana veya dikiş. Abi bu çok kötü. Sever yani. onları yani biliyorsunuz. Evet. Ama bu iyi bir reklamla emin değil. Ya bu kırıl, dönemde... kırılma değil tabii ki yani çıkıyor Çık, orada yani. Çıkıyor. Ama görüntü çok, çok kötü. Evet. Çok kötü görüntü çok kötü. Hani bir de Apex'te olduğu için böyle bütün sesler falan her şeyi Geçmiş duyuyorsun. Olsun, evet çok üzücü evet. gerçekten. Böyle sakatlıklar görmek. Ya yani buradan kartı kapatalım isterseniz. Hı, 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 hı. Gündemden birkaç konumuz var. Onlara bahsedelim. Eee bu hafta hiç. Geçen hafta Jamal Hill aşil donu yırtılmış ve o yüzden e, hafif arsiklet kemerini boşa çıkarttı. Şimdi o siklette de bir boşluk oluştu. Onu İlk, doldurmamız lazım yani. İflah olmaz bisiklet daha Lanetli işte. yani. Lanetli siklet oldu. John Jones lanetledi o sikleti diye muhabbet Vallahi dönüyor. Gittiğinden beri çünkü kaç kez el değiştirdi. İki sakat, biri ka, kimse savunamıyor kemerini. Soyalım. Jon Jones gitti, Kemer kime geçti? Glover'a mı geçti? Ee, Yok, Jan Blavovic'e geçti. Jan Blavovic, oradan Glover'a. Oradan Glover'a Glover geçti. Oradan Jiri'ye, Jiri'den yani, Cema'ya ile. Jiri'den Boş'a çıktı. Boş'a çıktı Cema'ya. Cemal yani şimdi, ile. Şimdi bu yine Boş'a yine çıktı. Yine Boş'a çıktı. Yani beş farklı isim olacak sanırım. Bir yeni kişinin de şampiyon olmasıyla beraber. Jiri düzey, yani Jiri toparlayacaktır herhalde bu yıl sonuna doğru diye düşünüyorum bir sonraki artık kemer maçı Yiri olsun madem hani bu kadar bekledik falan. Ya yani Jiri Ankale olsa yiri zaten bence ee, gayri resmi şampiyon zaten Yiri. Hı. Hani kemeri evet. kaybetmedi maçta kaybetmedi Yiri. Jiri Ankale mi olur? Bence en mantıklısı o. Ama ama Blahovic Pereira... Pereira, ile dövüşecek. Pereira ile dövüşecek. Onda bir muhabbeti dönüyordu şey diye. UFC Facebook'ta bir paylaşım yapmıştı yayıncıları hani Amerika'daki bardaki insanlar hani reklamını yapsın diye böyle bir eventimiz var çok izlenecek. İki tane kemer maçı olacak diye yapmış. Hmm. Bir Dustin Justin maçı, bir de bu maç diye. Sonra onun bir hata olduğunu söylediler ama. Yani demek acaba şey bir hata ha, mı? Ha. İlk başta bunu bu, yanlışlıkla mı? kemer maçı olarak lanse etmişler. Ha, bu hatalar sonra gerçeğe çıkıyor yalnız. Ya da yanlışlıkla mı? Ya öyle bir ihtimal de olabilir. Hangi maçtan bahsediyorsun? Ee, i̇şte bu eee 291. canlı Alex Pereira'nın maçı Aha. kemer maçı olacak diye lanse etmeye başladık. Bu çıktı. sakatlıktan sonra onu direkt undisputed kemer maçını mı çevirdiler? çevirdi? Kemer BMF zaten. Işte yani. Öyle bir şey yok. Ha. Sonra hata olduğunu söylediler. Yani. Ha. Bence de olmamalı ya. Yani, yani yirye ayıp olur biraz herhalde. Ya de ne zaman dönecek? Bir an önce dönsün. İstiyorum yani ben çok açıkçası. Çok en zor sakatlık. Omuz evet, sakatlığı. Belli de değil. Belki de yani hiç bile dönmeyebilir. O kadar kötü bir sakatlık ki yani. Evet öyleymiş ama. Ya, ve biraz ona zaten gıcık gıcık, kapılıyorlar sana ona zaten. gıcık kapıyorlar. Ona evet. normalde bence kemer için dövüşmesi Kesinlikle lazım. Kesinlikle ya, yüzde yüz. ama e, sanki şey olacak. Yeriyle eee Blahovic Pereira maçının galibi kemer için dövüşecek gibi gözüküyor. Yani tam UFC'nin planlamasına uygun. Aşağı şey olursa da açıkçası o kadar da şaşırmam. Hani Pereira Blahovic'in galibine kemer verseler. Vallahi ben de şaşırdım. Abi kemer ortalıkta kaldı ya. Yani şu kesinlikle kesinlikle biri abi. alsın beline taksın yani hani doğru düzgün <laughs> şampiyon Sonra... aranıyor. <laughs> şampiyon aranıyor ya evet. 290 <laughs> ha, evet. 290, 290. konuştuk. Aynen onun dışında bir de şey birleşimi olmuş. ile John Jones bir araya gelmişler tekrardan. Ben yani tekrardan demişim. İlk defa karşı karşıya geldiler. Öyle Hani mi? ama dostane bir Dostane bir ortaya. Aynen. Ya ben zaten Tamamen hype yaratmak yani o maalesef, e, ben maalesef diyorum hani kendi görüşüm, toksisiteden beslenen bir e, şey olduğumuz için, e, toksisiteden beslenen varlıkları olduğumuz için o atışma, o şey, ya ben hiç zannetmiyorum yani çoğunlukla çok az e, bad blood var yani bu sporda. Aslında herkes birbirleriyle iyi geçinen tipler ama... Ee, tabii ki kamuoyunda medyada bu tür atışmalar hem içerik üretmeye sebep oluyor, fırsat olanak sağlıyor hem de e, satıyor. E, satınca da bu da biletli <laughs> ve pay per view üzerinden yürüyen bir e, işletme biznesi olduğu için de bu tür atışmalar kamuoyu önünde yapılıyor. Ama sonra işte karşılaşma şeyi olana kısıtlandıktan sonra hani John Jones'un ağır siklete geçişi izinin orta siklette kalışı vesaire. Zaten sonra gözüküyor yani bu adamlar aslında iyi geçinen adamlar yani. O yüzden ben çok normal karşılıyorum. Şimdi de birlikte antrenman mı yapacaklar? Öyle bir planlama varmış, hazırlıklara başlamışlar hmm. birlikte antrenman. de yani John Jones'la, Elon Musk'la Evet, Antrenmanlar asıl falan. Elon Musk ya yani, asıl o işler ne şeyle, olacak abi? Elon Musk değil ya yani. bu Elon Musk Mark Zuckerberg maçı Zuckerberg dövüşü olacak mı? 300'e falan konuşuluyor diyorlar UFC 300'e. Yok abi. Yani, Dana White evet çıkıp evet. ikisi de çok ciddi diyor. Abi çok Mark Zuckerberg'in vücudu görmedin mi ya? ya Hiç fena değil yani, ...bayağı iyi. Elon Musk öbür taraftan John Dana herle, GSP'de evet. falan çalışıyor. Lex Friedman bağlantısı üzerinden. İkisinin de takımları yani çok sağlam. Yani abi bu kadar dünyayı şu an kontrol eden yani sosyal medya üzerinden iki adamın da böyle çıkıp MMA maçı yapması artık Zurnanın ya yani ben Zort önce bak, zırt yani. da değil yani güzel. Zort şey yer var, Sp var. <laughs> SpaceX'te dövüşsünler abi yani hani uzayda dövsünler. dövüşsünler. Böyle saçmalık, şey evet. saçmalık bir şey olsun. Metaverse'te falan yani. böyle dövüşsünler. Şey Metaverse'te dövüşmesinler. Onu <laughs> beceremiyorlar daha. Çıksınlar abi. Elon Musk'ın da şeyi var. E, güzel füzeleri var, mekikleri var ya yani. Daha kafaya yani. darbe alıyor ya abi çok saçma yani anladın mı? Ama bunu herkes izlemek ister. Yani daha yapabilir. E, tamam da yani sen zaten birisi hani bunu ilgiye ihtiyacı olan ya yani biri birine birine ya yani dünyadaki en tanınan iki adam zaten yani beş adamdan ikisidir. E tamam. Değil mi? Evet. Ve bu adamlar dahi işte teknoloji dahisi insanlar abi bu adamlar niye meme yapıyor ya? Canları sıkılıyor. Keyif için. Ya kendi o zaman yapsınlar abi evde. Ya vardır onların cimi de. Abi ilgi çekiyorlar. Herkes ilgiyi ister yani sonuçta ilgi alaka yani çekiyorlar biri bir mı? çekiyorlar. Yani yiyecek, bir şey olacak, boyun kırılacak. Abi onlar şey için niye olacak? korkuyorsun ya? Dünyanın en <laughs> zengin iki insanı dövüşüyor. Bence bu çok güzel bir şey yani. Vursunlar birbirlerine açıkçası. <laughs> evet, ya onların dayak yemesi. İyi peki. Mi? Herkes yani, demek istiyor. Hani bir servet düşmanı değiliz tabii ki ama hani dünyada da haksızlıklar var çeşitli. <laughs> e, i̇yi peki. Birbirlerini dövsünler o zaman. Ya niye bu kadar üzüldün ya? <laughs> Üzülmedim ya. abi. <laughs> Anlamsız gerek yok yani. Tamam, okey. Yo, abi YouTuber'ların da. dövüşmesinden daha iyi bence. <laughs> Olabilir daha iyi de olabilir yani. Yani niye ya? Ha? YouTuber'ların dövüşmesinden daha yani Bilmiyorum daha ilgi çekici bu. Mesela hani mevzu ilgi ya. Hmm. YouTuber'lar da hani o kitleleri üzerinden o ilgiyi yaratıp dövüşüyorlar ya. Hmm. Bunların dövüşmesi daha iyi. Bir de dünyanın en zengin iki insanı dövüşüyor falan. En zenginlerinden iki insan. Abi ne bileyim ya. Hayatları boyunca dövüşmemiş insanlar şimdi bir tekme gelecek, bir şey olacak. Ya tamam, grappling yapsınlar. Sen üzülme. Hayatının geri kalanını sebze gibi <laughs> geçirecek falan yani saçma sapan işler ya. Ne bileyim, bilmiyorum. Bir yandan ilgimi çekmiyor da değil ama bir yandan da yani ha, ne gerek var mesela diyorum. Mesela YouTuberların dövüşmesi hiç ilgini çekmediğini biliyorum. YouTuberların dövüşmesi ilgimi çekmiyor, evet. Evet, ama bu çekiyor. İşte onu diyorum yani. Bu ilgi çekici bir şey. <laughs> Hayır yani bir de bunu da iyi yapıyorsa iyice sinir olacağım adama anladın mı? <gülüyor> yani <gülüyor> başka adam, şeyler konuşuyoruz. Adam cips kola adam işte tamam inanılmaz bir matematiksel zeka şunları bunları bulmuş falan. Bir de gelip MMM'yi de iyi yaparsa artık yani sinir olacağım. Ama yani <laughs> o yeterli şeye sahip. Sahip donanım, kaynağı, sahip, sahip, sahip şeyle yapabiliyor adam yani mesela şeyle kimlerle çalışıyor? Adam Apex da. kapattırdı ya. Öyle miymiş? Tabii İzledi ya tek bir şey şeyde. E, Kendisi e dönün bir kartını. Ha, doğru Apex kapattırdı aynen. Buradan haftaya olan programımıza geçelim. UFC Londra'da bir etkinlik gerçekleştirecek. En iyi yanı tabii ki bizim izleyiciler için yapılacak saat 10'da olması. Yani orada e, saat sıkıntı çeken izleyicilerimiz varsa bunun izlemelerini öneriyoruz. Alt Get, kart da 7'de başlıyor bu arada. Evet, yani bütün kart izlenebilir yani. Londra kartlarını seviyoruz zaten evet. ya her zaman. Bir de geçen yaz hatırlıyorum çok güzel geçmişti. Evet. Ee, o mükemmel bir kart olmuştu. O Molly McKen'in ki bu şeyde de dövüşüyor yine. Sever yan ana koymuşlar. Yan ana koymuşlar. koymuşlar. Muhteşem bir dönen dirsek miydi? Dönen yumruk muydu? Mükemmel bir e, knockout'unu izlemiştik. Tabii bu Londra kartında en güzel şey Thomas Pinel'in dönüşü. Yine bir Londra kartında değil mi? Sakatlanmıştı. Aynen. Evet. Ee, yine bir Londra kartıyla geri dönüyor. Ağır siklette çok e, beklentimiz olan çok yetenekli bir dövüşçü. Umarız sağlıklı döner bu arada. Umarız yani. sağlıklı döner. Ağır bir sakatlıktı. Evet. evet ağır sakatlıktı. Onun dışında yani şu olağan şüpheliler. Yani Paul Craig işte, Jay evet. Herbert, değil mi? Leron Murphy, Nathaniel Wood. bunlar her zaman zaten <laughs> ya görmeye şey alışık olduğumuz adalı. Paul Craig, Craig Andre Muniz maçı yani hraping yani evet. jiu-jitsu evet. manasında güzel bir maç. Evet. Craig Sen 180... daha iyi şey evet. yaparsın belki. 185'e düşüyor Craig'de. O yani gardına çekme konusunda zaten bir şey. Alsın, sihirbaz mı diyeyim evet, Muniz'i çeksin sihirbaz. gardına. Ha, bakalım Muniz de üst yani Jijisu'da üst pozisyonda en üretken evet. dövüşçülerden biri. Enteresan eşleşme. O konuda evet, yani güzel bir eşleşme. Aynen. Merak ediyorum ben deyiz yani. Evet bakalım. Bir de Craig o kiloyu kesebilecek mi o da var. Yani, keser ya. Herhalde keser diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> keser keser. İyi, ee, o zaman keserse. Biraz az hegis yer değil mi? Egnoglar, Hegisler, İskoç kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> One trick Pony. Bakalım. Bakalım yani neler olacak. Başka <laughs> şeyleri var mı? Soruları geçelim bence. Burada sizin sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. Yine olduğu gibi bizim paylaşımlarımızın altına yorumları da yapabilirsiniz. Buradan da sorabilirsiniz. Biz bakıyoruz her türlü hepsine. İlk sorumuza geçiyorum. Hegemen isimli izleyicimiz sormuş. Sizce İslam'ın yeni rakibi kim olacak? Charles UFC 294'e kadar hazır olamam demişti. Yani İslam'ı tabii ki Abu Dhabi'de dövüştürtmek istiyor UFC. Yani kim olabilir? Alex de olmayacak herhalde. Onun da bir sakatlığı vardı. Operasyon hmm. geçireceğini söyledi Volkanovski. Yani Dustin Justin maçının galibi de sen erken olur. Gene Yetişebilir erken, mi? O Doğru. da yetişemez öyle göre, Çünkü onlar da bir savaşa gireceği için yani hani tabii ki. Ya sanki İslam rakipsiz gözüküyor ya şu anda. Hani Evet. Ben yani değilim. mantıklı bir rakip verilemeyecek gibi. Ya eskiden olsa mesela hadi şey neydi? Ben yıl daha üst sakatlandı. Bobby Green'i koy. Ama adam şu anda şampiyon. Yani dolayısıyla onu karşılayabilecek birini koyman lazım. Burada maksimum eğer İslam diyorsa ben Abu Davide dövüşürüm abi sonra dövüşemem e, kimse kusura bakmasın diyorsa Çağız'a biraz daha fazla para verip UFC 294'e hazır edecek. Yani işte. en mantıklı olan Çağız'ı getirtmek gibi ya yani bir şekil bir şey Yok yani şansla, Ya da İslam okay, bu yok. kartta olmayacak. Hamzat'ı artık bu dövüştüreceğin yani Abu Dhabi. Abu Dhabi'ye ya İslam ya Hamzat mümkünse ikisi de. Yani gerekli olası. yani hani Abu Dhabi evet. kartına. Ama bence İslam olmasa da olur artık. Çünkü geçen sene de aynı şeyi ana maçta dövüştüler İki İslam sene üst üste yani. İslam. Onlar çok rahat ediyor orada yani hem saat Abi dilimi de orada bir yani Müslüman dövüşçü dövüştürmen lazım yani zaten. o zaten hem de yani zaten adam orada işte çok rahat ediyor yani o şehirlerin onlara tanıdıkları fasiliteler, imkanlar. Evet. Yani adam orada dövüşmek ister yani ve şampiyon. E biraz da tayin edecek olan kişi o yani sonuçta kemer sahibi o. Ben bu şeyde dövüşürüm diyorsa Bilmiyorum Charles'ı... UFC'nin de işine geliyor canım. UFC'nin de sonuçta. işine geliyor tabii ki. Yani ballı kaymak olur Hamzat'ta dövüşürse, İslam'da dövüşürse. E, ee, Charles'ı hazır edecekler gibi duruyor. Ben başka bir şey yani çünkü Justin Dustin'den o, o savaştan bu 294'e ha. hazır kimse çıkmaz yani. Net evet. altı yerler onlar. Bence de yerler yani. <laughs> yok evet. Yani en mantık en mantık iyi geçtim. Olabilecek tek kişi şarj. Hani o da neden hazır olamam dediğini bilmiyorum ben mesela. Yani herhalde bir sakatlığı vardır diye düşünüyorum. Belki hmm. de pazarlık yapıyor. <laughs> ha, belki de pazarlık yapıyordur. Bilmiyorum. Yani ona rağmen çünkü şeyi bulamazlarsa, rakip bulamazlarsa ne yapacaklar? Fiyatı arttıracaklar çağrısı karşı. Evet karşıya. evet ha, işte dediğim, olabilir. dediğim Aynen. şey. Yani. ufak sakatlık da olsa onunla gidecek, dövüşecek falan. Çünkü bir olabilir. isim veremiyoruz çünkü gerçek. Yok. Yok. Ee, diğer soruya geçelim. geçelim. Yiğit, kağıtçı sormuş. Sizce dünyanın dövüş başkenti neresidir? Dünyanın dövüş başkenti New York'tu ee, ama artık Las Vegas aslında New York'tan önce de New York'ta tabi geç oldu yani boks üzerinden tabi konuşuyorum. Las Vegas e, da yapılıyordu vergilerden dolayı falan hani bildiğim kadarıyla. Sonra New York bayağı bir e, tabi meşhur oldu Madison Square Garden özellikle orası Maca'da, da yani Mekke'de evet hmm. e, de, boksun Mekke'si dövüşün Mekke'si yani UFC için de aynı şey ya yani için de çok önemliydi mesela işte New York e, New York'un en son Legalleşmesi Evet de. En son eyalet e, Amerika'da MMA'nin legal olduğu. E, çok önemliydi. Önemli bir mihenk mesela yani hani New York'ta olması. New York o yüzden hani başkent olarak görülür. Ama dü diyeceğim. Yani Las Vegas'a o unvanı bence ya yani ikisi de büyük. Ya. Bence yani, Las Vegas. Yani. Çünkü hem boks hem MMA daha yoğun bir de. Yani evet. New York gibi evet. Madison Square Garden biz MMA açısından senede bir kere. Hı. Bilemedin iki kere. iki kere gördük mü hatırlamıyorum. Yani bir kart ama görüyoruz ama T-Mobile Arena'da falan çok maç izliyoruz. E Mandalay Bay'i yani boks açısından da baktığımızda Las Vegas. Amerika dışı bir yer düşünüyorum ben yakında yani, Riyad olabilir. Dövüş nasıl? başkenti Hı. evet Riyad gibi duruyor. Abu Dhabi yine o, evet, e, uğraştılar. yavaştan hani yani UFC açısından da ben yani dövüş başkenti diyemeyiz. Yani boks açısından değil. Boks açısından, UFC açısından değil tabii. Elondra tabii bir dövüş şehridir. Hani başkenti Şehir. diyemeyiz. Bir de Bangkok deriz ya. Yani şeyden ötürü. Yani, Muay Thai'den ötürü ben derim. Hani tamam MMA'e olmuyor ama antrenman olarak olabilir. Yani tabii başkan. orada da her hafta Hı. dövüş şeyi var. Yani ki Muay Thai'de müsabaka sayısı çok fazla. Her hafta Bangkok'ta. değil, her gün var yani. Her gün var yani. her Adamlar gün var. her gün dövüşüyor Şimdi, yani. Onu düşündüğüm için söylüyorum. One Championship her cuma yapmıyor mu Tayland'da, Manila'da. Manila'da? O Manila'da. O hmm. Manila'da. Yani daha çok Filipinler, evet, Endonezya'da yapıyor. Ha, Endonezya'da ha, Singapur'da ha, yapıyor. Singapur'da ha, Singapur'da ya o biraz daha farklı. O pazarı orada olduğu için ve evet. para orada olduğu için öyle yapıyor. Yani Las Vegas evet diyebiliriz. Ama ha. yani işte e, Suudilerin tabii şu anda para akıtmasıyla beraber büyük maçlar biraz daha Riyada doğru da gidiyor yani hani bu boxe ama daha MMA mesela gördük. MMA de, ama MMA'e de girerler ya. kesin görürüz. Her yani spora bileyim, giriyorlar bileyim, şu anda bileyim, zaten. Bileyim. Yani Riyad başkent olacak diye demiyorum ama büyük Suri maçları bileyim. yakın Alırlar, zamanda çekecekler yani Ki, pardon. Dana ın suyuna giderlerse o da çok seve seve gider bence. Dana White onların suyuna gider. Ya da hani ayaklarına edelim. gidebilir. Aynı. Vallahi ki onların bir şeyin suyuna gitmesine gerek yok. Evet, yani onlar zaten var. istediği her şeye gider. Ama orada da işte Körfez ülkeleri içerisinde işte Birleşik Arap Emirlikleri, işte Abu Dhabi falan. işte Suudiler aslında bunlar da birbirine rakipler. Hani U.S.A. Hmm. daha çok Abu de yaptığı için. Evet e, o hani ilişkiler öyle bir durum orayı zedeleyebilir. Hani falan. vatandaşlık verdiler ya zaten Hın şeye. De. Siyaset e, biraz. birazdan politik. Formula evet, Formula 1'de de oluyor. İki yerde de var yarış mesela yani. Tabii tabii yani. Pazarı Anlaşılır. geliştirebilir. Bilmiyorum. Hani Abu Dhabi'nin bir DJ vardır belki. Dana White Suudilerle işe olmaz ama. evet. Selim Tosun sormuş. Sizce UFC'de hangi kural değiştirilmeli? Bunu hep konuşuyoruz. Ee, yerde diz. <laughs> i̇lk <İfakta> gelen <laughs> şey o ya. Yerde diz. Bir de şu dirsek mevzusu o da. G Gerek gereksiz mi? bence yani. O anlama olarak belki bir şey değiştirilebilir. Mesela açık sayım olabilir. Onlar evet. Yani ben de oralardayım. Ben o dizide de tam şey olamıyorum. Okey değil misin? Yani tam okey olamıyorum yani. Hı. Evet seyir zevki açısından. E... Seyir zevki de değil de bunu daha önce tartışmıştık. Yani aynı şeyleri söylemiş oldum. Evet evet yeri evet. alıyorsun ve çok... Ya oyun içinde oyun gibi parmağını yere dokununca evet. diz atamıyorsun Hı. falan. hani evet, evet. E, Hani orada dövüşün içerisinde başka bir yakalamaca oyunu oynuyormuşsun gibi bir şeye dönüşüyor. O ben katılıyor gitmiyor. katılmıyor, değilim sadece yani net bir bir şeye şey yapamadım fikire. Hmm. Sahip puanlama olamadım. anlama sistemi zaten korkunç. Hı, başta evet. başta o, o zaten sırf MMA ile alakalı değil bütün dövüş sporlarıyla Hı. alakalı. Onun zaten baştan hep diyoruz beş hakem olsun. Açık puanlamada olabilir. Ee, biraz düzelmesi lazım. Anlarım. Öne çıkanlar bunlar bence. Evet bence de. Yani Mücahit sormuş. 2024'te şavkat şampiyon olabilir mi? Neden olmasın? Niye olmasın olur. Neden olmasın? Yani ben biraz şey olacağım. Bence olamaz. Olamaz ben mı? aramızda <laughs> şavkata karşı biri var. Bir dakika. Biraz, biraz sert bir yorumlar gelebilir ama ben biliyorum. Lyon Edwards'a karşı onu yana, bence onu yenemezmiş gibi geliyor. Çünkü, Sadece Lyon Edwards var değil hani mi? Şampiyon olarak düşününce. E Kullu e, bir Lion Edwards şavkat. Ya da işte Hamzat kalırsa. Abi Hamzat ya. Ben Hamzat Hamza... o kiloyla dövüşecekse zaten. Hamzat'la şavkatı düşününce herkes o soruyu soruyor. Ben Hamzat'ı bilmiyorum. Daha Hamzat. önde görüyorum yani. E, Hamzat orta siklet dövüşmeyecek mi? Hmm. Ya Dana dediği istediği o. Onu zaten çözemedik anlamadık ben yani. Ben de ya, hala kaç. Ya tamam kiloyu o kadar kaçırması da tabii ki onun kabahati ama. E, Hamzat abi Veltel Siklet'te öl... yendi ve bir sonraki maçının kemer maçı olması gerekiyor ve olmuyor falan. Garip bir durum yani. Yani Leon Edwards Colby ile dövüşecek Kemal için. Şimdi o olur mu? Gibi. Başka bir şey. Olabilir yani, mi? Tamam. Başka bir şey. Olabilir evet. Orada Şimdi da olabilir da olur. mi diye sorunca ben olabilir derim. Olur mu da daha böyle şey oluyorum yani. yani kesin şavkat mı olur? 2024'te kesin şavkat Kemal maçında çıkar ve olur kesin yani. Yani, yani diyemeyiz zaten. Eşleşmenin belli olması Evet. Vesaire. evet. Ama... Ama olabilir eşleşmeye göre. Bence Leon Edwards'ı da yenebilir şavkat. Niye yenemezsin ki? yenebilir. Abi şuradan Hamzat alıyor kemeri. Ya açıklıyorum. Yani Leon Edwards'a Colby yapıyor. Colby alıyor orada kemeri. Hı. E, Colby ile Hamzat yapıyor. Hamzat alıyor orada kemeri. Sonra Şavkat geliyor. Şavkat'la Hamzat ne olur bilmiyorum mesela. Tüm bu yani. maçlar varken Şavkat ne yapıyor abi? Şavkat da işte belerle dövüş. Gastelum'la dövüş. dövüşüyor işte. Ha işte. Gastelum'la dövüşecek aynen. Şavkat Gastelum'la mı dövüşecek? Evet. Şey, ee, bakalım, aynen. haftasında. Gastelum. Ha, Çinko'da. Orada Steven Thompson, Michel Pereira maçı gördüm şu anda. Evet. evet. İnanılmaz bir maç. O, ayacak. ona da az kaldı işte. <laughs> az ya. Az kaldı. Evet. Geliyor. 291. Neyse ben daha fazla tepki çekmeden bir sonraki <laughs> soruya geçeyim. Ferit sormuş. Sizce hafif siklette en iyi striker kim? Benim fikrimce Fiziyev demiş. Bisikleti bir açmam gerekiyor. <laughs> ya zor. Şimdi düşünce son maçında da Justin onu ayakta da ye yendi yani. Yendi. Yani, çok deneyim, bence ben çok tartışmalı deniyorum. Ama, ya de. teknik olarak düşünelim mesela. Yani teknik iyi striker, striker. Çok iyi. Yani farklı mesela. En, bence en iyi boksör şeyin e, hafif sikletin Dustin. Bence. Ben, bence de bana da öyle. Boks da evet. Ama kickboksçu dersen yani karıştırma bağlamında fiziğe evden daha iyi biri var mı? Bir şey diyeceğim ben ama Bilmiyorum. Justin Gage'i de yani gayet... kendisi 14 numarada ama kim Damir son maçında ha. kaybetti ama hmm. güreşle kaybetti. Yani striker soruyorsak eğer hmm. evet. Damir çok iyi bir striker. Eee yani Fizyev'le yarışır bence hani ben karar vermekte zorlanıyorum Damir mi Fizyev mi? Eee ya tamam Damir'in kariyeri kariyer artık Başka, şey oldu ama düştü bir, ama. Şöyle bir şey yapabilir misin senden İyi konu sayıyorum. Ha. İslam Mahçev, Charles Oliveira, Dustin Puriye, Justin Gage, Ben Michael Chandler, Rafael Fiziev, Mateusz Gamrot, Arman Sarukyan, Rafael Dos Anjos, Dan Hooker, ha. Grant Dawson, Jalen Turner, Hena Moikano, Damir Smagulov, Matt Frevola. Damir Smagulov'la Dustin diyorum ben. Ve Fiziev yani bu üç en iyisi bu üçü bence. zaten Volkanos gerisi değil. zaten gerisi olduğu gibi güreşçi abi. E, genel olarak Arman evet. yani İslam Mahaçev. Hadi Charles Oliveira, Olerant e diyelim. Hı -hı. Ee, yani Michael Chandler. Yani hani striker manasında hani böyle çok ayırt edici bir şey yok. Ben Hooker. Yani üç isim evet. Fiziev, Ismail Ismaglo, Dustin ayrılıyor bence. Ja yani olmasını çünkü beklersin Justin'in gücü doğuştan gelen gücü mesela yani. Evet. Hani teknik manada e, klinik bir striker olduğunu düşünmüyorum ben En klinik eller bence Dustin Puyer'de yani. Dustin evet. Yoğunluğuyla falan. Evet. Ama çok iyi. Çok iyi yani. Teknik olarak fiziğe bile İsmail biraz daha evet. ayrılıyor. Kontrol. Şeyi İyi sayabiliyor muyuz peki? Volkanovski sonuçta <laughs> lightweight'te dö dövüştü ama bisiklette yani. Yok ya. Yani tamam, teknik Vol olarak striker olarak bakarsak ya yani şimdi Volkanovski'de herhangi bir söz söyleyemem tabii ki ama. Volkanovski bence e, MMA tarihine gelmiş en iyi adımlamaya sahip dövüşçü olabilir, adımlama, footwork yani. Yair'i de öyle yendi yani. Gir-çık, o paterni o kadar bozuyor ki yani o şey değiştirdi. Hem stance değiştirmesi hem de bir adımlıyor geri. Sen aşırı uzaklaştı zannediyorsun. O rugbyden, o patlayıcılıktan gelen özelliğiyle öyle bir içine giriyor ki bir anda kollar da uzun boyu hiç göstermiyor. ...çok büyük avantaj ve bunu mükemmel... ...oyununa yansıtmış... ...bir vaziyette... Volkanovski gerçekten hani... böyle bir iki maça... ...böyle... ...gold çerçevesinin içine... ...köşesine koyup ya Volkanovski diye de... ...bir adam vardı lan diye konuşacak hale geleceğiz... ...herhalde... Evet. Yani ...İslam Mahaçev'i yendiğini düşünen bir sürü... Yani ...mesela Joe Rogan, İslam Mahaçev'i... ...yendiğini düşünüyor Volkanovski'nin. ...yani o 5 round ...bir olarak puanlansaydı olabilir. Ama round front puanlandığında bence İslam yendi o maçı. Bence ama öyle. yani One championship'teki gibi 25 dakika puanlansaydı bence yani en azından İslam'ı soktuğu durum. İslam şok oldu ya maçtan Hı. sonra. Yani rövanş <laughs> muazzam olacak ondan evet. rövanş olmalı bence. <laughs> e, bitirmeden önce ben şu şeyi de ekleyeyim. Bence yani fiziğe şeyi de hani daha teknik olarak çok çok ön planda ama hani Justin'le karşılaştığını düşününce e, şeyi mesela Justin onu nasıl yenmişti diye düşündüm. E, dirty Boxing'i daha çok kullanmıştı mesela. Yani hmm. o da bence bir kişi iyi bir striker yapar yani. O yüzden ben onu da eklemek Tabii canım istedim. dövüşün içinde o da yani. Ama Strikingin genel, içinde, evet. hani saf striker olarak fiziğe ve katılıyorum ben. Yo yani. ben de katılıyorum. Ya yani Damir yani Damir'in talihsizliği son iki maç güreşçilerle karşılaşması tabii çok kendini gösteremediği için ne alaka diye diyenler olabilir belki ama Damir hakikaten evet, yani çok iyi bir striker. Ben, ben Damirci değilim bu arada. Ha değil ha. misin? Tamam, ben ya Dustin. bence de ya Dustin'e de katılıyorum ama yani striker komple striker olarak düşünürsek yani fiziev. Kanırı mobilitesini kısıtlayışını hani tekmeler sonra yaptığı çek işte diğer rakiplerini hani Edal Varezi'yi boksuyla yenişi falan. Ben bayağı. Boks öyle... olarak bu arada Dustin diyebilirim. Aynen. Evet. Yani tekmeleri de işin içine katınca Muay Thai vesaire hani biraz daha Rafael'e kayıyor. Yani fiziğin tekmeler çok ön planda tabii yani. Hı -hı. Onları çok etkili kullanıyor. Ama yani. boks olarak evet ya yani zaten e, alameti farikası Dustin'in o yoğun boksu. Yani fiziksel olarak da böyle şey çok çok iyi maç avant ya. Avantajlı <laughs> yani. <Böyle gülüyor> heyecanla mı? Sonra, değil mi? Heyecanla bekliyoruz evet. Acayip kat ya. İzleyemeyeceğim. Niye? Burada değil. Neredesin? Oo yeni bir haber daha geliyor. Üç günlüğüne bir yere gidiyorum da. Bir yere? Tatil ee, <laughs> <laughs> beldesi. Okey. <laughs> Üç gün yani. Niye orada izlenmiyor hafta mu? Sonu, ya, Dönüyorum o gün İstanbul'a. Ha canlı izleyemiyorsun. Canlı okay. izleyemeyeceğim yani akşam falan izlerim. E ee, yani tamam. Evet, bitiriyoruz bitirelim. o zaman. Bitirelim. Bitirelim. Zaten biraz evet. sıcak oldu burası. Evet. <laughs> ya klima çalışmıyor Değerli yani ziyerlerimiz... can Klima bozulmuş. Öyle yani yaptık. çöktük biraz tabii. <laughs> mesela ten renginden bastık. Şu an mesela programın başında daha beyaz olmuş olabilir. Evet, Şu an biraz evet, daha kırmızıyım daha kırmızı kırmızı sanırım. Kırmızı evet, evet, Çok evet. geçmeden bitirelim. Ee, bizi beğendiyseniz <gülüyor> videoyu <gülüyor> bir, abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenebilirsiniz. Bu hatırlatma yine Beğeniriz, videonun. Evet. yapalım. Sonunda yaptım ama hep başta yapmam gerektiğini düşünüyorum. Sonra unutuyorum. Aa. Aynı ben. Evet. Benden böyle kalıyorsunuz Ya? <laughs> yok hayır. Siz de öyle gördük abi sen. <laughs> ya yok işte yani tamamen yanlış. <laughs> Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.